Bir önceki videoda istatistik dünyasının belki de en önemli ve temel fikirlerinden biri olan merkezi limit teoremini öğrendik. Bu teoremin faydalı olmasının sebebi elimizde ortalaması ve standart sapması olan herhangi bir dağılımı kullanabilecek olmamız. Bu arada buraya standart sapma yazmışım ama bunun aslında ortalama olması gerekiyor. Bunun bir de bu şekilde gösterebileceğimiz bir varyansı olduğunu düşünelim. Buraya varyansı da yazabiliriz standart sapmayı da. Evet, standart sapma ve ortalamanın tanımı düzgün bir şekilde yapıldıysa elimdeki dağılımın nasıl bir dağılım olduğunun hiçbir önemi yok. Bir önceki videoda bu dağılımdan boyutu 4 olan örneklemler almıştık. Bu belirlediğimiz rastsal değişkenin alabileceği değerlerden 4 tanesi anlamına gelir ve mesela buradaki boyutu 4 olan örneklemlere bir örnektir. Sonra bu örneklemlerin ortalamalarını almıştık. Bu birinci denemenin ya da birinci örneklemin ortalamasıdır. Örneklem kelimesi zaman zaman kafa karıştırıcı olabilir ama burada yaptığımız şey rassal değişkenin alabileceği değerlerden dört tanesini seçmek. Bu değerlerden oluşan kümeye de örneklem adını veriyoruz. Birinci örneklemin ortalamasını bulduktan sonra aynı işlemi yapmaya devam etmiştim. İkinci örneklemin boyutu da 4. Yani yine bu rassal değişkenin alabileceği değerlerin 4'ünü seçtik, ortalamalarını aldık ve ikinci örneklemin ortalamasını da bu şekilde bulmuş olduk. Merkezi limit teoremine göre örneklem ortalamalarının frekans tablosunu yaptığımda normal dağılıma yaklaşan bir dağılım elde ederiz. Ve elde ettiğimiz dağılım en arttıkça normal dağılıma daha çok yaklaşır. Biraz terminoloji vereceğim ve belki de bu biraz kafa karıştırıcı olacak ama bu frekansları kaydederek elde ettiğim dağılıma örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı adı verilir. Bu upuzun terimin biraz da olsun anlamlı hale gelmesi için terimi parçalayarak inceleyelim. Örneklem dağılımı demek elimizdeki istatistiğin dağılımı anlamına gelir ve bu örnekteki istatistikte örneklem ortalaması. Bu dağılımı orijinal dağılımın örneklemlerinden elde ediyoruz, anlaştık mı? Başka bir deyişle bunların hepsinden bahsediyoruz. Mesela bu birinci örneklem, örneklem boyutu 4. Kullandığımız istatistikte neydi? Ortalama. Aslına bakarsanız aynı şeyi farklı istatistikler kullanarak da yapabiliriz ama örneklem ortalaması gerçekten de en sık kullanılandır. Evet, örneklem ortalaması, merkezi limit teoremi ve örnekleme dağılımını öğrenmeye başlamak için biçilmiş kaftandır. Şu ana kadar tekrar yaptık. Aslında size bunun deneysel ispatını da yapacağım. Yani belki matematiksel ispatı olmayacak ama deneysel ispatların istatistik söz konusu olduğunda daha anlaşılır olduklarını düşünüyorum. Bunun ortalamasıyla orijinal dağılımın, buradaki dağılımdan bahsediyorum. Evet, ortalaması aynı olacak. Ayrıca bir sonraki videoda bu her ne kadar normal bir dağılım olmasa da bunun giderek normal bir dağılıma benzediğini de göreceğiz. Şimdi bahsettiğim bu şeyi bir aplikasyon kullanarak yapacağım. Bu aplikasyon Rice Üniversitesi tarafından geliştirildi. Hemen not ediyorum. onlinestatbook.com bu da bahsettiğim aplikasyon ve bize örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ne olduğu hakkında çok da iyi bir fikir veriyor. Burada istediğiniz dağılımı elde edebilirsiniz. Ben biraz çılgınca bir şey yapacağım. Teorik olarak bunu ayrık ya da sürekli bir olasılık yoğunluk fonksiyonuyla yapabilirsiniz ama burada, buradaki değerlerden 32 tanesini seçebiliyoruz. Evet, bu 32 değerden herhangi birini elde etmenin farklı olasılıklarını belirleyeceğim. Bunun normal bir dağılım olmadığının farkındasınız değil mi? Biraz iki tepeli dağılımı andırıyor ama kuyrukları da çok uzun değil. Şimdi de aplikasyonu kullanarak örnekleme dağılımının ne anlama geldiği hakkında daha iyi bir fikir elde etmeye çalışacağım. Öncelikle boyutu 5 olan örneklemler seçeceğim. Buradaki animated tuşuna bastığımda aplikasyon buradaki olasılık dağılımı fonksiyonundan boyutu 5 olan bir örneklem alacak, bu örneklemin ortalamasını bulacak ve ortalamayı da buradaki grafik üzerinde gösterecek. Bir kere daha bastığımda aynı şeyi bir daha yapacak. Boyutu 5 olan örneklemi oluşturacak, ortalamasını bulup ortalamayı buraya yerleştirecek. Bir saniye, neye bastım? Ee, bunu silmem lazım. Evet, bir kere daha yapalım. Her seferinde 5 tane, tamam mı? Bu dağılımdan boyutu 5 olan bir örneklem alıyor, ortalamasını bulup burada gösteriyor. Ve bir kere daha. Bu olasılık dağılımından boyutu 5 olan bir örneklem daha ve onun ortalaması da burada. Buna devam edebilirim ve tabii ki biraz sürecek ama eğer kendi kendime yani aplikasyonu kullanmadan yapıyor olsaydım, örneğin aynı şeyi bin kere yapmak, evet sonsuza kadar sürebilirdi. Abartıyorum tabii ama bu aplikasyonun iyi yanı, rastsal değişkenler yaratıyor olması ve bu değişkenleri buradaki olasılık dağılım fonksiyonuna göre yaratıyor, yani ortada herhangi bir hile yok. Her seferinde 5 değişken yaratacak, ortalamalarını alıp bu grafik üzerinde gösterecek. Eğer 10.000'e basarsam da bunu 10.000 kere yapacak. Yani 10.000 kere 5 tane rastsal değişken yaratıp ortalamalarını alacak ve grafiğe yerleştirecek. Peki, 10.000. 10.000 yapalım mı? Hadi bakalım. Bunun normal bir dağılıma ne kadar çok benzediğinin farkında mısınız? başlangıçtaki çılgın dağılımımın ortalaması 14,45'ti. 10.000 tane örneklem aldıktan sonra elde ettiğim dağılımın ortalaması da 14,42. Buradaki ortalamaya oldukça yakınız. Standart sapma ise bundan küçük. Bunun sebebini farklı bir videoda açıklayacağım çarpıklık ve basıklık bir dağılımın ne kadar normal olduğu hakkında bize fikir verir bunlardan daha önce bahsetmiştim ama şimdi de konu dışına çıkıp biraz bahsedeyim istiyorum çünkü gerçekten ilginç olduğunu göreceksiniz aslına bakarsanız oldukça net kavramlardır çarpıklık bir saniye farklı bir renk kullanayım Evet, bu eğer kusursuz normal bir dağılımsa, <laughs> pek de kusursuz bir çizim olmuyor ama, evet, bu eğer kusursuz bir dağılım olsaydı, çarpıklığı sıfır olacaktı. Pozitif çarpıklık değeri, sağ kuyruğun biraz daha uzun olduğu anlamına gelir ve bu durumda buna benzeyen bir dağılım görmeyi bekleyebilirsiniz. Pozitif çarpıklık, normal dağılımdan daha az ideal olan bir durumdur. Ee, negatif çarpıklık ise sol kuyruğun uzun olması anlamına gelir. Onu da bu şekilde çiziyorum. Evet işte böyle. Aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız sayı doğrusunu ve kuyrukların ne yönde olduklarını düşünün. Bu kuyruk negatif, bu da pozitif yönde. Çarpıklığı olmayan bir dağılım ortalaması etrafında simetriktir. Basıklık ise ki bundan kürtosis olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz ama benden duymayacaksınız. Kulağa her ne kadar çok havalı bir kavrammış gibi gelse de aslında çok da havalı bir şey değil. Yine kusursuz bir normal dağılım çizmeye çalışıyorum. Evet bu kusursuz bir normal dağılım olsun. Pozitif basıklık kuyrukların bu şekilde tepenin de daha sivri olacağı anlamına gelir. Şöyle çizeyim. Evet kuyruklar bu şekilde olacak. Tepede normal dağılıma göre daha sivri. Bu pozitif basıklık oluyor. Pozitif basıklık tabii ne kadar pozitif olduğuna bağlı olarak bize tepenin ne kadar sivri olduğunu anlatıyor olacak. Negatif basıklık ise tahmin edeceğiniz gibi evet buna benzeyen bir şeydir. Kuyruklar küçüktür ama tepe çok daha basıktır. Bunu da negatif olarak not edelim. Bu kavramları önümüzdeki videolarda daha detaylı bir biçimde inceleyeceğiz ama şimdilik yani bu videoda bize bir dağılımın ne kadar normal olduğu hakkında bilgi verdiklerini düşünün tamam mı? Örneklem boyutu yani n 5'e eşit olduğunda normal dağılıma çok yakın bir dağılım elde ettik. İsterseniz şimdi bir tane daha yapalım ve bunun neye benzeyeceğini görelim. Normal dağılıma daha çok benzedi değil mi? Ortalama aynı, biraz çarpıklık ve basıklık var. Peki, aynı şeyi daha büyük boyutlu örneklemlerle yaparsak ne olur? Aynı anda da yapabiliriz. N burada 5. Evet, burada da mesela 25 olsun. Temizleyelim ve örneklem ortalamasının örnekleme dağılımını görmek istiyoruz. 10.000 tane örneklem alacağım denemelerden birini animasyonla yapalım ve neye benzediğini hatırlayalım. Buradaki başlangıçtaki dağılımdan boyutu 5 olan örneklemler alıp ortalamasını buluyor. Buradaki de boyutu 25 olan örneklemler alıyor, ortalamalarını bulup grafik üzerinde gösteriyor. Anlaştık mı? Buradaki örneklem boyutu 5, buradaki de 25. Bir kere daha 5 tane al, ortalamasını bul, grafiğe koy. 25 tane al, ortalamasını bul, grafiğe kvar. Buradaki örneklem boyutu daha büyük ve bu yaptığımızı 10.000 kere yapacağız. Başlangıçtaki dağılımın çılgın ve hiç de normal olmayan bir dağılım olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ama bunu yaptığımızda dağılımların ikisi de normal gibi görünüyor ama çarpıklık ve basıklık değerlerine de baktığınızda örneklem boyutu daha büyük olduğunda dağılımın daha normal olduğunu görüyoruz. Örneklem boyutu 25 olduğunda daha düşük bir çarpıklık değer elde ettik. Basıklık da daha negatif. Evet, bu dağılım diğerine göre daha normal. Önümüzdeki videolarda bu dağılımın daha normal olmasının yanı sıra ortalama etrafında daha yoğun olduğunu da göreceğiz. Bunun neden mantıklı olduğunu düşünebilirsiniz. Örneklem boyutu büyüdüğünde ortalamadan uzaklaşma olasılığı azalır. Evet, boyutu 25 olan ya da 100 olan örneklemler aldığımızda elde edeceğimiz dağılım daha mantıklı bir dağılım olacaktır. Bu yüzden de örneklem ortalamasının da ortalamadan uzak olma olasılığı azdır. Dediğim gibi bundan önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Umarım bu video sayesinde, videonun başında da söylediğim gibi bu matematiksel değil de deneysel bir ispat oldu ama merkezi limit teoreminin herhangi bir dağılım için geçerli olduğu konusunda ikna olmuşsunuzdur. Bu arada önümüzdeki videolarda matematiksel ispatı da yaparız. Başlangıçta elimizde çılgın bir dağılım vardı. Siz de bu aplikasyonu kullanıp kendi çılgın dağılımınızı yaratın ve teoremin işe yaradığına şahit olun. Ve unutmayın. Örneklem boyutu büyüdükçe elde ettiğimiz dağılım normal dağılıma daha da yakınlaşır ve hatta normal dağılıma benzemeye başlar.